Avusturya'dan merhabalar, Bursa Spor Kampı'ndan bütün Bursa'ya, Bursa Sporlulara, Mehmet Gerçeksi ve teknik ekibimizle birlikte Bursa Spor'un ilk hazırlık karşılaşması için hazırız. Bursa Spor TV olarak bütün Bursa'ya sesleniyoruz, Bursa medyası ile birlikte. GAK Graz Bursa Spor karşılaşması birkaç dakika sonra başlayacak. Yanımızda Mehmet Gerçeksi var. Hemen kadroları aktaralım istersen Mehmet abi, yorumlara başlamadan önce. Bursa Spor'da kalede Ceyhun var. Genç kaleci Ceyhun görev yapacak. Daniel Menendez Rezen de sağ bekte. Ömer Erdoğan, İbrahim. Solda Yenal'ı göreceğiz. Halil Zeybek sağda. Ramazan ve Bekir Ozan Has orta alanın ortasında görev yapacak. Solda Ozan İpek ve ileride Gökhan Güleç ve Turgay Bahadır'ı izleyeceğiz bugün. Ertuğrul Sağlam böyle bir 11 tercih etti. GAK Graz takımı 1902 yılında kurulan bir ekip. Çok eski bir ekip. Avusturya 3. liginde bu sene ikinci olarak 2. lige yükseldiler. Avusturya 2. liginde mücadele ediyorlar. Tal bölgesindeyiz şu anda. Ormanlık bir alan, dağlık bir alanda. Harika bir ortamda Bursa Spor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Bu bölgesel futbol severlerin de ilgisinin yoğun olduğunu söyleyelim. Mehmet abi, neler aktaralım bu maç öncesiyle ilgili? Valla sen de dediğin gibi Graz, Avusturya'nın zaten futbol kentlerinden biri. Avrupa kupalarında da oynayan takımları var biliyorsun. Bu Bursa Spor'un oynadığı bu takım da her ne kadar 3. liglerde, 2. liglerde olmasına rağmen 1902'de kurulmuş. Yani bizim bir Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den beri eski köklü bir takım. Burada tesislerine de baktığımız zaman gerçi ufak stadyumu, çok şirin ama içeride kulüp binasının içerisinde kupalarını gördük hep birlikte. Evet, tesisin içerisinde son derece model çok şık yapılmış. Bursa Spor'da bu ilk hazırlık maçında tabii doğal olarak çok güçlü, çok dirençli takımlarla oynamayı pek tercih etmiyor. Bursa Spor gibi ya da 1. lig takımları, Süper Lig takımları. Çünkü sezonun ilk hazırlık maçı, yoğun bir antrenman temposundan çıkmışlar. Yorgunluk var. Bu yorgunluğun üzerine çok dirençli bir takımla oynandığında olumsuz sonuçlar olabilir, sakatlıklar olabilir. En azından bir moral bulma açısından böyle zayıf bir rakiple bütün takımlar başlamayı tercih ediyor. Ertuğrul Özcan'ın Bursa Spor'da aynı şekilde o yolda. Bundan sonra artık ikinci maç giderek artacak, çıta yükselecek. Bugün senin de dediğin gibi yeni yüzünü göreceğiz Bursa Spor'un. Şimdi bile ısınmaya çıktıklarında hatta ilk defa yeşil beyaz malzemeyle gördük. O da hoştu. Kamp başından beri bu seneki yeni malzeme sponsoru olan firma değişik değişik renklerde antrenman ve kamp malzemeleri üretmiş. Henüz Bursa Spor'la pek alakası olmayan renklerde bunlar. Nihayet şimdi biraz önce sahaya çıkarlarken yeşil şort ve tozlukları gördüğümüzde bir oh dedim adeta. Kadroya baktığın zaman da kalede Ceyhun var. Hoca İbrahim Erdoğan'la, Ömer Erdoğan'la İbrahim Öztürk'ü defansın ortasına çakmış. Sonra sonlara yine hiç olmamayan Daniel Rezende gibi. Sol tarafta Yeral Tuncer gibi isimleri oynatıyor. Ramazan Sal'ı göreceğiz biraz sonra. Pendik'ten gelen o çok güzel bir dediklerini. Orta alanda sanıyorum ön libero gibi oynayacak. Ozan'la ikisi oynayacaklar. Turgu'yu göreceğiz. Gökhan Güneş'in son durumunu göreceğiz. 7 kilo vermişti biliyorsun geçen yıla oranla. Geçen yıl 80 kiloymuş. Şimdi 73'e düşmüş. Hakikaten baktığınızda da gözle görülür bir kilo kaybı var. Adeta gençleşti Gökhan. Gidecek mi kalacak mı kadroda soru işaretleri varken bu kampta da kendisini kanıtlayarak tekrar Bursa Spor'da devamını sağlamaya çalışıyor. Sahada onun mücadelesini göreceğiz. Renkli bir maç olacağını umuyorum. İlerleyen dakikalarda tabii ki çok değişiklikler olacaktır. Daha sonra mesela Hüseyin Çimşir'i göreceğiz. Yeni transfer Arjantinli Bataja'yı göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Bizler gibi bütün seyircilerimiz de bu maçtan zevk alacaktır diye düşünüyorum. Hemen Metin'den rica edelim. Abi sözünü kesiyorum. Yukarıda enteresan bir tablo var. Maçın başlamasına saatler kala özel bir organizasyon hazırlandı. Burada bu bölgede sırf bu maç için bir açık büfe sunumu hazırlandı. Organizasyon çerçevesinde görüyorsunuz şu anda bir vinç eşliğinde isteyenlere, isteyen futbol severlere maçı değişik açılardan gösteriyorlar. Kuş bakışı bölgeye de hakim olabiliyor isteyenler. Turistik bir bölge olduğunu söyledik ama dediğim gibi bu maç öncesinde bu maça özel bir organizasyon hazırlandı. 10 euro karşılığında bu maçı izlemek mümkün. 10 euro
bilet ücreti alındı. Buradaki tribünlere dolduran Grazlılardan, Tarlılardan diyelim. Ve bu mücadele öncesinde hava güneşin kaybolmasıyla birlikte biraz daha serinledi. Aslına bakılırsa Avusturya'da pek görülmeye alışkın olmayan bir sıcaklık. 30 dereceyi buldu bugün sıcaklık. 30 dereceyi de geçtiği oldu. Hakikaten Türkiye'den sıcaktan kaçıp da buraya gelip sıcağı yakalamak çok güzel. Şu anda da Türkiye'de yağmur varmış birkaç gündür zaten. Bursa'da yağmur yağıyor. Biz de sıcaktan kaçıp burada acaba yağmurun serini bulur muyuz diye geldiğimizde 35 derece sıcağı biz yakalandık. Bursa'dakiler daha şanslı. İki gündür yağmur yağıyormuş galiba. Ama bunaltıcı bir sıcak değil. Onu da ifade edelim. Havası güzel. Bu bölgenin ormanlık. Alplerin kıyısı diyebiliriz biraz. Graz kentine yakın bir bölge. Bursa Spor yaklaşık 80 kilometrelik bir yol yaptı buraya gelebilmek için. GHK Graz. Onun da açıklamasını yapalım. Grazer Atletik Kulüp anlamında Grazlıların Atletik Kulübü 1902 yılında kurulmuş çok köklü bir kulüp. Maçtan önce de bir gösteri maçı düzenlendi. Tarlılar ve GHK'liler, Grazer'ler arasında şöhretler karmasının mücadelesi vardı. Bursa Spor GHK mücadelesi öncesinde. Birazdan Bursa Sporlu futbolcular da sahaya çıkacaklar ve mücadele başlayacak. Bursa Spor'un Avusturya kampı boyunca Bursa Spor TV'den tüm detayları aktardık. Bursa Spor'a ciddi bir kondisyon yüklemesi yapıldı. Tam anlamıyla güç depoladı yeşil beyazlar ve artık maç periyodu da başlıyor birkaç dakika sonra. İşte yavaş yavaş takımlar da sahaya çıkıyorlar. Metin'den de rica edelim. O bölgeye dönersek Kaptan Ömer Erdoğan. Dediğim gibi burada bir şölen havası var. Sanki bir Avrupa Şampiyonası organizasyonuymuş gibi profesyonelce hazırlanılmış. Müzikler, gösteriler, içki servisleri, yemek servisleri bu bölgede, bu bölge insanı için tam bir eğlence, tam bir karnaval oldu. Sizler de görüyorsunuz. Bursa Spor bu bölgede renk getirdi. Graz'a, Avusturya'ya şu anda. GHK Graz karşısında yeşil formasıyla, özlediğimiz yeşil beyaz görüntüsüyle Bursa Spor'u izleyeceğiz. Evet, sunum yapılıyor. Freundschaftsspiel GHK gegen Bursaspor Kulübü. So lautet die heutige Begegnung. Und liebe Fußballfreunde, für die Matchballspende des heutigen Spieles. Özlemişiz. Ja, da bietet sich wirklich nur ein Mann dafür an. Es gibt also wirklich zwei Mannschaften, die ihn ihm am Herzen liegen. Das ist der SV Valley-Portal und der GHK. Ja, wenn Sie Insider sind, werden Sie es wissen. Ein recht herzliches Dankeschön für die Matchballspende an unseren Ehrenpräsidenten Birstli Alexander. Evet, Bursa Spor'da Ceyhun kalede görev yapacak genç kaleci, 18 yaşında Ceyhun, antrenmanlardaki performansıyla, antrenman dışındaki, saha dışındaki efendi tavırlarıyla her zaman övgüyü hak eden bir genç kardeşimiz Ceyhun bugün forma giyecek kalede. Bu bölgede hemen hemen bütün Alman takımları maç yapmış bu sahada, bu tesislerde. Hertha Berlin, 1860 Münih, Werder Bremen ve yine Lazio İtalyan ekibi, bu bölgede kamp yapan, Graz'da kamp yapan bütün takımlar bu sahada maç oynamışlar. Savunmanın sahanda Dani görev yapacak ki onu saha içinde pek görememiştik maçı oynarken. En son Antalya'da görmüştük geçen yıl devre arası kampında. Antalya'da gibi bir turnuvada forma giymişti. Herhalde özledik ki formayı, neredeyse bir yıl sonra yine bir hazırlık maçında. Graz'a 7 kilometre uzaklıkta burası. Ormanlık bir bölge, güzel bir atmosfer ve stadyumun da son derece modern yapıda olduğunu bir kez daha ifade edelim. Maçın hakemi son kontrollerini yapıyor. Mücadeleye GHK Graz başlayacak. Kaleci Ceyhun'dan işaretini aldı. Ve ilk düdük Bursa Spor ilk hazırlık maçında GHK Graz karşısında mücadeleye başlıyor. Gegen Bursa Spor Kulübü.
Spaß bei diesem Fußballspiel am heutigen Abend. Slovak futbolcu GHK savunmasında takım kaptanı Vuksanović. 32 yaşında çok tecrübeli bir isim. Hemen sağ içindeki dağılımına baktığımızda üçlü defans gibi görüyoruz. Bursaspor 4-4-2 hücum hattında Gökhan ve Turgay Bahadır, solda Ozan İpek, ortalığın solunda. İki ön libero Ramazan ve Bekir Ozan, sağ dışta Halil Zeybek, ki Halil Zeybek antrenmanlardaki performansıyla iyi bir çıkış yaptı Avusturya kampında. İşte Ramazan topla buluştu. Yenal savunmanın solunda görev yapıyor. Gökhan çekildi ama maçın hakemi oynayın dedi. Halil, Bekir Ozan sağa doğru. Dani için hızlı bir top mu? Oyun alanı içinde tuttu topu. Ancak ev sahibi ekip daha yakın. Halil'e çarptırılan top taç oluyor. Tam futbol havası şu anda sevgili futbol severler, sevgili Bursa sporlular. Uzun bir pas Cristiano'ya doğru. Yenal kademede, İbrahim geçtiğimiz yıl Altay'dan transfer edilmiş ve iyi bir performans sergilemişti. Gurbetçilerimiz de burada Bursa Spor'u desteklemek üzere geldiler bu maça. Ama ev sahibi ekibin seyircisinin üstün olduğunu söyleyebiliriz. Kecanoviç kullandı taç atışını. Arka direğe doğru gönderilen top. Halil Zeybek orada kademeye girecek. Halil Dani'ye çarptı. Taç diyor maçın hakemi. Grazer kullanacak atışı. Dani tekrar o bölgede, bir orta daha geldi. Ramazan kafayla Gökhan Dani, en geride kaptan Ömer Erdoğan. Solda Yenal. Hemen Turgay Bahadır, Kayserispor'dan transferi Bursaspor'un. Bekir Ozan sağa doğru oyunu açıyor. Dani tek top oynama gayretinde. Taç Bursaspor'un. İşte Turgay. Pası Yenal. Ozan İpek yaklaştı. Tekrar Turgay. Ozan İpek, Turgay şut pozisyonu arıyor. Turgay Gökhan'la bir verkaç denemesi olmadı. Sola döndü şimdi. Yenal'ın ortası, ceza sahasına uzaklaştırıyorlar. Avusturya 2. Lig ekibi. Grazer. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. Halil Zeybek topu aldı. Gökhan. Bekir Ozan'ın vuruşu, sonuç gelmiyor. Out. İlk şut denemesi Bekir Ozan'dan geldi. Out atışını kaleci Petrovic kullanıyor. Ozan İpek. Şimdi Yenal. Bir kez daha Ozan'dan Turgay'a doğru ama biraz hızlı bir top. Faul. Cristiano yapılan hareketi faul olarak belirledi maçın hakemi. Turgay Bahadır. Bursaspor'un yeni transferlerinden. 1.90 boyu, 1984 yılında doğdu. Faul. Ramazan şu anda kalktı, bıraktı topu. Bekir Ozan kullanacak atışı. Gökhan hemen hücum hattındaki yerini alıyor. Turgay'la birlikte Halil de orada. Ömer Erdoğan savunmadan geldi ama isabetsiz bir orta. İsabetsiz bir orta. 0-0'lık eşitlik Bursaspor GHK Graz mücadelesinde. Thank you.
Orta alanda Ramazan araya girdi. Şimdi Bekir Ozan, Ozan İpek. O da etkiliydi antrenmanlarda. Ozan İpek pasını gönderiyor Yenal. Yenal'dan bakalım nereye doğru, kime doğru, en geriye dönüyor İbrahim. Den Bürgermeister aus Gradwein, Herrn Gerald Murdersitz, den Bürgermeister der Gemeinde Rohrbach-Steinberg, Herrn Heribert Ull und natürlich unseren Bürgermeister der Main-Markt. Araya girdi şimdi Ozan İpek. Serbest atış, tehlikeli bir nokta. O bölgeden iyi vuruşlar yapabilen futbolcular var Bursaspor'da. Halil bunlardan biri. Gökhan darı gidiyor. Bakalım kim kullanacak bu atışı? Merakla bekliyoruz. Turgay topun başında. Halil'in uzun vuruşları vardı. Daniel Rezende Menendez şu anda topun gerisinde. Bekir Ozan orada. Bekir Ozan ya da Gökhan. Bakalım kim vuracak? Dani büyük olasılıkla. Bekir Ozan topun başındaki isim şu anda. 5 kişilik bir baraj. İlk tehlikeli atak az önce Bekir Ozan değerlendirememişti. Serbest atışı Bursaspor kullanıyor. Gökhan vuruyor dışarıya. Out. Önünü iyi boşaltmıştı. Biraz daha ayağını yatırsaydı kaleyi bulduğu anda gol olması işten değildi. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. GHK Graz Bursaspor mücadelesinde. Bursaspor'un yedek oyuncuları bu maçta Ivankov, Yavuz Özkan, Tuna, Anıl, Ali Tan Doğan, Mustafa Keçeli, Veli Acar, Hüseyin, Şin, Volkan, Bataja, Muhammed ve Emre Pehlivan. Bir sakatlık anı. Hazırlık maçlarında en istenmeyen, en korkulan şey, hemen sağlık görevlileri oyun alanına dahil oluyorlar. Biraz durum ciddi galiba orada. Oyuncu değişikliğini işaret etti Daniel Şüz. Evet, yüzüne bir darbe geldi orada. En çok korkulan şey hazırlık maçlarında. Sezon öncesi beklenmeyen, istenmeyen sakatlıklar. ...4-4-2 ile başladı Bursaspor. Savunmanın sağında Dani, Ömer Erdoğan, İbrahim, solda Yenal, çift ön libero Bekir Ozan ve Ramazan Sal. Solda, sol dışta orta alanda Ozan İpek'i görüyoruz. Sağda Ali Zeybek. İleri ikilide Turgay ve Gökhan. Türkiye Süper Ligi'nin zirvesini ağırlıyoruz diyorlar bugün GHK Graz'ın internet sitesinde, açı sayfasında. Bursaspor'a geniş yer ayrıldı. Bu çevrede, Graz çevresinde de duvarlarda, ilan tabelalarında bu maçın ilanları var. Bursaspor'un eski fotoğrafları da olsa takım kadroları, bu maçın duyurusu yapıldı. Ve şu anda da tribünde oturacak yer kalmadı hemen hemen. Bekir Ozan'dan Ozan İpek'e. Ozan İpek sağ kanada geldi şu dakikada. Ozan İpek tekrar kaptırıldı. Ömer Erdoğan'ın müdahalesi harika. Vuksanović atak yönünü değiştiriyor. Unşinger şutla oynadı. Şimdi bir ara topu sağa doğru. Tekrar Unşinger topla buluştu. Yenal karşısında. Yenal kovalıyor, orada bırakmaz. Ömer Erdoğan bu kez kademede
Orta ceza alanına Dani yükseldi. Dönen top Halil müdahalesini yaptı. Tekrar atak tazeleyecek ev sahibi ekip. Vuksanović. Offside. İlk 10 dakikalık bölüm geride kaldı. Mehmet abi şu anda baskıyı Bursaspor'un henüz kuramadığını söyleyebiliriz. Daha tartıyorlar iki takımda. Evet, karşı takım da fena bir takım değil. Evet. Çok dirençli, çok sert oynayan bir takım. Gayet güzel bir takım. Dediğim gibi orta sahada Bursaspor oyun kurmaya çalışıyor. Defansın ortasındaki İbrahim ve Ömer kaptanın dışında şu anda çok oyun ayarlılığını koyan yok. Dani ceza alanında korner. İlk köşe atışı Bursaspor'un. Bu arada Ömer Erdoğan demişken hakikaten ondan da bahsetmek istiyorum. Sezon bittiğinde biliyorsun fıtık ameliyatı olmuştu Ömer Erdoğan. Adeta bir biyonik adam gibi, Allah nazardan saklasın diyelim. Fıtık ameliyatı ne oldu? Çıktı. Almanya'ya gitti. Bir hafta ailesiyle görüştü. Tatilini yaptı. Geldi ve geldiği günden beri de çalışıyor. Ve hiç ameliyat olmamışçasına. Hani başkaları düz koşu yapar haftalarca. Şöyle olur, böyle olur, gazetelerde yazar, düzeliyor falan diye. Ömer Erdoğan hiç böyle şeylere girmedi. Biyonik adam gibi yine bıraktığı yerden başladı. Hakikaten helal olsun. Allah nazardan saklasın. Evet, takım içinde hep vurgu yaptığımız bir nokta. Arkadaşlık ve takım ruhunun şu anda son derece iyi olması. Turgay Bahadır basıyor. Önde basmaya başladı Bursaspor bu dakikalarda. Yenal, Bekir Ozan. Ozan endirekt serbest vuruş, direkt serbest vuruş daha doğrusu, temas var. Golsüz geçildi maçın ilk bölümü, ilk 10 dakikalık dilim. Turgay Bahadır 15 Ocak 1984'te doğdu. Avusturya'da Rapid Wien Lustenau takımlarında forma giydi. Şu anda GHK Graz'ın hata var. Ceyhun çıkmadı, İbrahim savunmada. Korner köşe atışını kullanacak ev sahibi ekip. Schwanstadt takımından 2007'de Kayseri'ye geldi Turgay Bahadır ve geçen sezon 4 golü var. Turgay'ın Bursaspor'un yeni transferlerinden Turgay Kecanoviç kullanacak köşe atışını GHK Graz'da. Ozan İpek kafayla uzaklaştırıyor. Halil Zeybek topu aldı. Halil, Dani. Top hala Dani'de. Dani ilerliyor. Sıkıştı o bölgede. Oyunu açması lazım. Ramazan Pendik Spor'dan transferi Bursaspor'un. Bir kez daha Halil. Faul. Halil hızlı. Çabuk bir futbolcu. Bursa Spor TV olarak Bursa Spor'un Avusturya kampını aktarmaya devam edeceğiz. BursaSporTV.com'dan takip ediyorsunuz. Bir müjde diyelim. IPTV platformuna da giriyoruz. Ve çok yakında da Dijitürk'te ve Uydu'da Bursa Spor TV'yi izleyebileceksiniz. Bu müjdeyi de verelim. Avusturya kampının tüm detaylarını BursaSporTV.com internet adresinden takip ediyorsunuz. Her gün, her dakika. Şu anda da Bursaspor'un ilk hazırlık maçında canlı yayındayız. Bursa medyası ile birlikte 10 kişilik bir medya ordusu takip ediyor. Bursaspor'u her zaman olduğu gibi arka direkte elle oynama. Evet. Takım kaptanı Vuksanović elle oynadı. Geçen Turgay'la yaptığımız röportaj sonrasında Mehmet abi Kayseri'de 2 sene kaldığını ve toplam 2 ya da 3 kez röportaj yaptığını söyledi Turgay. Bursa basının ilgisinden de oldukça memnun. İşte camianın farkı bu diyor. Biz de katılıyoruz ona. Tabii yani bunu söylemeye bile gerek yok. Bursa Spor Camiası yıllardır zaten çok büyük. Yıllardır bu kampları geniş medya kadrolarıyla... Evet, geniş medya kadroyla takip ediyor. Onun için sorun yok yani ama
Şöyle bir şey var ki, yıllardır bu işin içerisindeyiz. Sen de ben de, özellikle ben mesela 74 yılından beri 35 senedir bilfiil Bursaspor'un içindeyim, Bursa medyasının içindeyim. Hiçbir zaman Bursaspor yurt dışı hazırlık kampını ya da yurt içi hazırlık kampının bu derece, bu kadar detaylı şekilde takip edildiğini görmedim. Bursaspor TV adına konuşuyorum. Yani sevgili izleyicilerimiz de sanıyorum hak vereceklerdir. Gün gün, saat saat, dakika dakika burada, hani derler ya, adeta kedi kuyruğunu kaldırsa o bile burada haber yapılıyor ve Bursa'da Bursaspor sevdalılarına iletiliyor. Yani burada neler olduğunu dakika dakika mutfağına kadar, ahçısına kadar, burada çay yapan sırf o işin getirilmiş elemanına kadar her şeyle, fizyoterapistleriyle, menajerleriyle, röportajlarıyla içine dışına bütün kampın doyum tokum şekilde veriyoruz. Hakikaten bugüne kadar hiç böyle bir şey yapılmamıştı. Bu da Bursaspor TV'nin farkı. Zaten daha önce de yayına hazırlandığımız dönemlerde bu sözü vermiştik taraftarımıza, izleyicimize. O açıdan da çok gururluyuz. Artı bugün yine bizim için tarihi bir gün. Bursaspor TV olarak Avusturya'dan, Avrupa'nın göbeğinden taraftarlarımıza canlı yayın yapıyoruz. Ve bu canlı yayında Bursa'daki diğer tüm televizyon kanallarıyla da paylaşarak, onlara da kapılarımızı kapatmadan, yayınımızı onlara da açarak daha geniş kitlelere ulaşması ve Bursa'da yaşayan Bursa sporları herkesin çok daha rahat seyretmesi için bu yayını onlara da açtık. Onlarla birlikte daha önce de sözünü verdiğimiz gibi, biliyorsun, biz herkese açık bir kanal olacağız demiştik. Yani zaman zaman geçtiğimiz yıllarda medyamızda yaşanan durumlar vardı. Bir medyanın verdiğini biri vermez, onun vermediğini öbürü vermez falan gibi. Biz yeni bir açılım getireceğimizi söylemiştik. Sözümüzde de duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz bundan sonra. Herkesi kucaklayan, herkese kapısı açık olan bir duruşumuz var. İşte bu da onun bir ispatı ve başlangıcıdır bugün. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bursaspor TV izlemeye devam etsin izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz bu yorumlardan, değerlendirmelerden sonra. Bu arada GHK Graz'ın son 5 dakikadır daha atak olduğunu, daha baskılı futbol oynadığını söylemek durumundayız. Bursaspor biraz daha kendi sahasına mahkum kaldı son dakikalarda. Avusturya'nın köklü kulüplerinden GHK Graz. Arka arkaya 2 yıl maddi yetersizliklerden dolayı 2 lig birden düşüyor. 3. lige düşüyorlar. Ancak geçen yıl 3. ligden çıkıyorlar. Ve şimdiki hedefte 1. lig. 2. ligin iddialı ekiplerinden biri şu anda ki diri görüntüleriyle, güçlü görüntüleriyle öyle çok kolay bir takım olmadıklarını gösterdiler. Şu ana kadar 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Yenal, soğukkanlı Yenal. Şimdi Ramazan, Halil kaçtı. Halil'e doğru biraz hızlı, biraz hızlı. Herkesin merakla beklediği Bataja ikinci bölümde oyuna dahil olabilir. Ertuğrul Sağlam'dan görev bekliyor o da yedekler arasında. Yalnız Mehmet abi bir şey söyleyeyim. Dani işte fena değil şu ana kadar. Evet. Ali'nin, Ali Tandoğan'ın yokluğunda o da özellikle bu sene için artık en azından Bursaspor'a olan borcunu belki de ödemeyi düşünüyor. Çünkü hakikaten hiç forma şansı bulamadı. Bu maçta dediğin gibi ağırlığını koyuyor. Ramazan araya girdi. Kesti hata. Yine Ramazan göğsüyle. Fizik gücü çok yüksek bir futbolcu. Çok çalışıyor. Tabii antrenman performansının yoğunluğundan da bahsettik. Bu maça da etkisi olabilir. Ozan İpek. Ozan İpek çok sever driblingi. Ozan gidiyor şimdi. Ortası arka direğe doğru. Savunma uzaklaştırıyor. Turgay biraz geride kaldı. Turgay Bahadır. Şık bir hareketle sıyrıldı. Oyun devam ediyor. Gözler maçı hakeminde. Orta gol pozisyonu. Korner. Forma bir hayli esnedi orada. 1.90 boyunda bir futbolcu için kıvrak hareketleri dikkat çekiyor Turgay'ın. Kayseri Spor'da da, burada da enteresan çalımları var. Ozan İpek şimdi kullanacak.
Ich darf alle Besucherinnen und Besucher, die nach Spielbeginn gekommen sind, im Namen 5 Bursa sporlu ceza alanında Ozan İpek ön direğe, Ramazan arka direkte, Halil'in vuruşu harika bir gol. İşte Halil. İşte Halil 1-0 öne geçiyor Bursa Spor. 20. Minute. Halil Zeybek. In unsere Gäste aus der Türkei wieder 1-0 in Führung. Halil Zeybek antrenmanlarda çok ifade ettik, çok söyledik. Harika bir kamp dönemi geçiriyor. Bu vuruşlarıyla her zaman dikkatimizi çekti. Beğenimizi kazandı Halil. 1-0 öne geçiriyor takımını. 21. dakika. Ozan İpek, Ramazan. Yine uzun pas. Turgay. Oyun devam ediyor. Turgay. Çok istekli Turgay. Halil. Şık bir düşünce. Gerçekleşemedi. Torschütze für Bursaspor. Die Nummer 2 Halil Zeybek. Daha dünkü değerlendirmemizde Mehmet abi Halil'den performansından bahsetmiştik. Attığı şutlar harikaydı. Hatta biraz önce de maçın girişinde sen yine söyledin. Hakikaten hep aramızda da konuşuyoruz. Halil bu takımın kadrosunda mutlaka %100 bulundurması gereken bir adam. Yıllar içerisinde hep bu tip santrforlar alındı. Ama forma şansı bulamayınca içlerinde gönderilenler oldu. Belki olacakken olamayan bir sürü adam oldu. Örnek mi kim? Mesela bir tanesi Taner Gülleri. Aynı Halil'de de bu ısrarın gösterilmemesi karşısında ben Halil'in de harcanabileceğini düşünüyordum ama Allah'tan Ertuğrul Hoca da demek ki ciddi ciddi onu kadroya düşünüyor. Bu sene bir patlama yapmasını bekliyorduk. İkinci ligde Erzurumspor'da özellikle onlara rakip olan takımların teknik adamlarıyla da görüştüğümüzde olağanüstü bir yetenek diyorlar. Mesela ben Sedat Özbağ'la bir nostalji programı çekiminde konuşmuştum bu konuyu. O da rakip olduğunda Erzurumspor'la bir playoff maçında karşılaştıklarında yani hafta boyunca Halil'in üzerine çalıştık, onu etüt ettik ve önlem almaya çalıştık ama yine sonunda yapacağını yaptı o maçta. Yine durduramadık. Golünü çıktı attı ve bizi eledi demişti. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan mikser gibi bir futbolcu. Yani hiçbir şey olmasa en azından kulübende %100 bulundurman gereken bir adam. Bence yani maçın sonlarına doğru oyuna soktuğun zaman ortalığı karıştırabilecek yetenekte, sorun çıkarabilecek yetenekte bir adam. Onun için Halil bence Bursaspor için hakikaten önemli bir değerdir. Oynamasa bile. Kaldı ki bu kamp döneminde hep ifade ediyoruz. Öne çıkan adamlardan biri Halil. 1-0 önde Bursaspor. GK Gras karşısında Ceyhun arkadaşlarını uyarıyor. Ön direğe doğru bir faul beklentisi var orada. Ozan İpek uzaklaştırdı. Gökhan hızlı atak şansı. Bekir Ozan'dan enfes bir pas. Enfes bir pas. Halil yakalar onu. Halil yakaladı. Turgay içeride. Gelmiyor Turgay'a. Dani kullanacak. Halil bıraktı. 21. dakikada Halil'in golüyle Bursaspor 1-0 önde ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya kampında. Gökhan, Dani, bir kez daha Gökhan. Sevdiği toplardan biri. Yerde kaldı, faul. Duran topları iyi kullanıyor Bursaspor. Geçtiğimiz sezondan devam eden bir alışkanlık. Halil yine Ozan İpek'e mi bırakacak? Bekir Ozan da orada. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Gökhan'a doğru. Gökhan'ın vuruşu savunmadan sekti. Dönen top. Ömer Erdoğan bir kez daha savunma. Yine çalışılmış bir hareket. Gökhan iyi buluşu topla istediği gibi vuramadı. Bu arada kontra atak ama Ceyhun kendinden emin. Yeah.
İşte Halil golün sahibi, harika bir vuruşla kalecinin sağından 90 tabir edilen bölgeye bıraktığı ceza alanının sağ köşesinden. Bu arada Ozan İpek biraz sert bir müdahale, orada Şüts'le sık sık karşı karşıya kalıyor. İbrahim riskli bir hareket, İbrahim hala top kendisinde, faul. Hemen Ertuğrul sağlama gidiyor gözüm. Pek sevmez fazla top tutmayı bu bölgelerde doğal olarak. Dani. Ramazan. Halil konusunda geçen yıl Davras kampında sakatlanmıştı Halil. Denizlispor'la oynanan hazırlık maçında ve sezon hazırlık kampı yapmadan girmişti. Evet, Avusturya'da yer almamıştı. Turgay top kontrolünde. Turgay da çok istekli. Bu arada bulutlar bir hayli fazlalaştı. 35 dereceyi bulan hava yağmura dönebilir birazdan. Ceza alanında yine kalabalık var. Kaleye doğru, kalecide kalıyor. Petrovic topu aldı. Halil yine çok hızlı, görüyorsunuz. Bursaspor'un taç. Turgay. Oyun devam ediyor. Taç. Gras kullanacak. Hiç hesapta olmayan bir yağmur gelebilir. Birazdan gök gürlüyor. Biraz da Halil. Harika bir hareket Gökhan'dan. Halil topu aldı sağ kanatta. Halil gidiyor. Kademe geldi. Turgay'a doğru yine geçmiyor. Yine geçmedi. Uzun bir pas İbrahim kademede. Şüts'ün pası. Ceyhun. Ömer Erdoğan. Dani. Ramazan kademede faul. Evet. Gök gürlemeye başladı. Bir yağmur sürprizi olabilir. Bursaspor 1-0 önde. GHK Gras karşısında keyifli, zevkli bir mücadele izliyoruz. Dani geriye doğru dönüyor. Ömer Erdoğan, kaptan Ömer. İbrahim. Sert bir hareket, faul. Yenal kalktı. Bekir Ozan topun gerisindeki isim. İki kişilik bir baraj var. Bursaspor 1-0 önde. Gras karşısında. Orta Ömer Erdoğan'a kafayla geldi. İbrahim çekildi ama maçın hakemi devam dedi. Şimdi Yenal kafayla geriye doğru bıraktı. Biraz önceki anonsta bu bölgenin belediye başkanının maça geldiğini duyurdular. Onu da ifade edelim ve belediye encümeni de buraya geldi. Bu maçı izliyorlar.
Dani Ramazan. Sadece bu bölgenin değil, bu çevredeki bütün belediye başkanlarının geldiğini öğreniyoruz şimdi. Bekir Ozan geriye doğru. Umarız ışıklandırma yetecek. Hava bir hayli karardı. Normalde bu saatlerde kararmıyor. Ama bulutların etkisiyle işte Turgay. Yenal Turgay göğsüyle bir kez daha. Ramazan şut kaptı. Teknik bir futbolcu sağ kanattan şimdi ilerliyor. Rüştük. Orta Ömer Erdoğan yine araya giriyor her zamanki gibi. Her zamanki gibi Ömer Erdoğan. Köşe atışını kullanacak şimdi ev sahibi ekip. Penaltı noktasına doğru Dani yine müdahaleyi yaptı. Ozan İpek pası Bekir Ozan, bir kez daha Ozan İpek. Faal. Şütsün faali. Ömer Erdoğan da tabi Almancası çok iyi, maçın hakemiyle bir şeyler konuştu. Doğru karar dedi. Maçın hakemi de işime müdahale etme dercesine bir baktı. Kaptana Yenal. 1-0 önde Bursaspor. GHK Graz karşısında Avusturya kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde. Dani Ramazan. Şimdi Turgay pas hatası. Şut aldı yine. Bu kez sol kanat atak yönü. Karşılayan Ömer Erdoğan var. Dani Turgay kaptırdığı topu tekrar kapma gayretinde. Faul. Bursasporlu yedek oyuncular o bölgede. Maçın hakemine katılmıyorlar. Halil barajda yer alacak. Adam adama paylaşım gerçekleşti. Evet, Gökhan da barajda. Yine Dani kafayla karşıladı. Dönen top şut pozisyonu. Bu kez Ramazan'dan dönüyor. Şimdi Gökhan yakalayabilirse büyük tehlike olur. Sevdiği toplardan biriydi. Savunma araya girdi, uzaklaştırdı. İbrahim kafayla. Bekir Ozan kontrol. En geriye Ceyhun. İnanılmaz bir risk. Bravo Ceyhun. Ozan İpek. Geriye doğru Yenal. Yenal'dan Ramazan. Ramazan'dan İbrahim. İbrahim'den bir kez daha Ceyhun. Ceyhun'dan Ozan İpek'e doğru. Pas hataları. Gol geliyorum diyor ama Ceyhun uzaklaştırdı. Bravo Ceyhun. Tuhaf paslar. Offside yok. Şimdi kaldırıyor bayrağı. Bir anda şaşırdı Bursaspor savunması. Kaleci Ceyhun'un son refleksi golü önledi. 1-0 üstüne devam ediyor yeşil beyazların. Ömer Erdoğan'dan tekrar Ceyhun'a. Evet, karşıda ısınıyor Bursaspor. Bütün takım değişebilir ikinci yarıda. Herkesin merakla beklediği isim Bataja oyuna dahil olabilir Hüseyin'le birlikte.
Bravo, Sergio. Ömer Erdoğan yükseklik kazandırdı bir kez daha. Bekir Ozan. Güzel bir pas oldu Ramazan'dan. Ozan İpek. Harika bir pas şimdi Gökhan'ın önüne. Sever böyle topları, yetişecek mi? Biraz hızlı. Biraz hızlı. Mehmet abi ışık yeterli olacak mı dedim ama fena değil şu anda. Götürecek gibi duruyor. Evet, iyi. Bu maç bitmeden maçın ilk yarısını bursaspor.tv.com adresinden izleyebileceksiniz. İlk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bölümlerde tıkla izle dediğimiz platforma atılacak. Maçın özeti de hemen maç sonrasında sizlerle olacak. Bekir Ozan pas hatası. Az önceki geri pasından sonra bir türlü Bursaspor pas yapamıyor orta sahada. Soldan geliyorlar şimdi. Tehlikeli bir an. Ramazan kademede soğukkanlı bir şekilde önledi tehlikeyi. Şut. Sahada hızlı bir top şut için. Bir sıfır önde Bursaspor. Grazer Atletik Kulüp karşısında, GAK karşısında. Fakat şu anda Bursaspor bayağı güçlü gözüküyor. Bilmiyorum sen ne diyorsun ama yani skor olarak maçı koparamamış olsa bile çok dirençli bir takım karşısında. Ona rağmen hakikaten gücünü yansıtıyor. Kaldı ki henüz daha 9 antrenman yaptı Bursaspor Avusturya kampında. 8 tam antrenman, bir de bugün maç olduğu için sabah hafif ter antrenmanı yaptırdı Ertuğrul Hoca. Yani 8.5 antrenman diyebiliriz. 8.5 idmanla çıtayı buraya kadar yükseltmişler performans anlamında. O açıdan da sevindirici. Faul beklentisi var. Maçın hakem oynayın dedi. Ömer Erdoğan yardımcı bayan hakemle sürekli konuşuyor. Bir şeye itiraz ediyor. Soldan geliyor şimdi GAK. Out. Bekir Ozan'ın bu derece soğukkanlı olması da ilginç. İlk yarıda artık yavaş yavaş son 5 dakikaya giriyoruz. 1-0 önde Bursaspor. Ceyhun Turgay'a doğru. Turgay 1.90. Hüseyin 1.87. Ömer 1.92. Mehmet abi, boy ortalaması da yüksek bir takım oldu Bursaspor. Bu sene Bursaspor'un boy ortalaması bayağı yükseldi. İşte Ramazan'ın gelmesi, Turgay'ın gelmesi ortalamayı Hüseyin. Hakikaten Hüseyin Çimşer özellikle ortalamayı çok yukarılara çekti. Tek kısa transfer zaten Bataja. Onun dışında hakikaten sahaya baktığın zaman hep uzun adamlardan kurulu bir takım var. Yalnız Turgay konusunda ben boy post tamam da sanki direkt pivot santrfordan ziyade forvet arkasında daha uygun bir adam gibi geliyor bana. Oyun stili itibarıyla. Evet. Yenal biraz sert bir hareket. Sert bir hareket. Sarı kart görecek Yenal. Gerek yok çocuklar. Gerek yok. Şu anda evet. Yenal sarı kart görüyor. Kolman 28 numaralı futbolcu da arkadaşını savunmak istedi ya da biraz fazla sert tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu. Yenal sarı kart gördü. Az önceki pozisyonda. İki kişilik bir baraj. Ceyhun, Yenal ve Ozan İpek'i yönlendiriyor.
Bursa Spor'un kadrosunda Bursa Spor TV'de yaptığımız yorumlarda ifade ettik. Çıkış yapabilecek futbolcu sayısı çok fazla. Şu anda sahaya baktığımızda Ozan İpek, Halil Zeybek, Ramazan, yine İbrahim bu yıl çıkış yapabilir. Kaleci Ceyhun forma şansı bulduğu maçlarda öne çıkabilir. Genç bir kadro Bursaspor. Fink var topun başında. Kolman var. Maçın hakemi 9-15 ayarladı. İlk yarıda artık son 4 dakika. Kafayla İbrahim. Halil alamadı topu. Şimdi Halil'in önünde kalır mı? Kalmıyor. Uzun bir pas Şüs'e doğru. Yenal Şüs mücadelesi. Arkadaki Vinç sürekli bir grup Avusturyalı'yı alıyor, çıkartıyor, kaldırıyor. Kuş bakışı bir maç görüntüsü. Ondan sonra indiriyor, gezdiriyor. Çok ilginç. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Bir maçın kuş bakışı izlenebilme olanağını. Tabii ücrete bağlı. Parayı verdikten sonra. Bakalım top yine bize mi gelecek? Son anda güzel bir plonjon. Dünkü röportaj sırasında topun azizliğine uğramıştık. Fink araya girdi. Fink hareketli bir futbolcu ama. Yani sahada Fink atıyor diyor derler ya. İsmi gibi hakikaten hareketli. Göze batan oyunculardan biri sahada. Şimdi şut. Bekir Ozan yine sağa doğru. Enfes bir pas. Gökhan aldı. Gökhan aldı. Giremedi, yerde kaldı. Oynayın dedi maçın hakemi. Acele etti değil mi Gökhan? Gökhan'ın zaten futbolda en büyük sorunu bence reaksiyon hızının düşük olması. Yani beyin düşündükten sonra o emirin ayaklara inmesinde biraz problem var gibi. Yani bir gecikme var. Reaksiyon hızını ayarlayabilirse Gökhan hakikaten Türkiye'de tutulacak bir adam değil. Sercan, Eren ve Serdar'ın da 19 yaş altı milli takımında olduğunu ifade edelim. Burada değiller. 26 kişi çalışıyor Bursa Spor. 29 kişi olacak o üçlü eklendiğinde. Belki ayrılanlar olabilir. Belki olmayabilir Ertuğrul Sağlam'ın vereceği karar. Kemal ve Tadeu düz koşu yaptı bugüne kadar. Dani'den bir pas hatası. Çok tehlikeli bir pozisyon. Kaleci Ceyhun, bravo. Bravo Ceyhun. Maç tecrübesine ihtiyacı var ama kaleci estetiği, refleksleri çok başarılı. Gol pozisyonu, şut vuruyor dışarıya. Aman diyoruz, aman diyoruz. Yenal boş bıraktı. Bir Bursa Spor TV yayınında son 1 dakika ilk yarıda Ceyhun şimdi out atışını kullanacak. Turgay alamadı. Bekir Ozan, geriye Dani. Ertuğrul Sağlam hiç kalkmadı kulübeden. Dani'ye bir pas hatası daha. Biraz övdük Dani'yi. Hemen arka arkaya 4-5 tane pas hatasıyla mahcup etti bizi. Hemen başladılar. Dani'nin kontrolünde out'a çıkar. Öyle oluyor. 21. dakikada Halil'in golüyle Bursa Spor 1-0 önde. Avusturya kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde İşte Halil yine sağ kanatta topla buluştu. Sol duşta Ozan İpek hareketli. Ozan topu alan futbolcu. Ozan sıyrılabilecek mi? Ortası Turgay aldı. Turgay birinci hareket başarılı. Turgay'ın vuruşu kaleci. Boşta kalan topu Gökhan tamamlayamıyor. Şimdi Ramazan düzeltti. Arabası harika. Halil yetişemedi.
Ve ilk yarıda son düdük, ilk yarı sonucu Bursaspor 1 Graz 0. Avusturya'dan tekrar merhabalar, bir Bursaspor TV yayınıyla karşınızdayız. Yağmur başladı, ilk yarıda kendini hissettiriyordu. Yavaş yavaş gök gürültüsü yağmura döndü. Biz de yerimizi, konumumuzu değiştirdik. 1-0 önde kapattı ilk yarıyı Bursaspor Halil Zeybek'le. 21. dakikada 1200 metre yüksekteyiz. 1200 metre yüksekteyiz sevgili Bursalılar, Bursasporlular. Rakım 1200 ve şu anda da yağmur dolu şeklinde hemen hemen diyebiliriz. Yağıyor. Değişiklikler var. Sahada bakıyoruz. Şin'i görüyoruz hemen. Veli'yi görüyoruz. Genç Emre'yi görüyoruz. Hüseyin Cimşir'i görüyoruz. Ali Tan Doğan, genç Anıl Tuna, solda Keçeli. İşte Hüseyin Cimşir. Hüseyin 21 numaralı formasıyla sahada. Keçeli, Emre. Emre Pehlivan'ın üzerinde çok durduk yayınlarda. Emre'ye ayrıca bir parantez açmak lazım. Ali Tan Doğan, Şin. Tekrar Ali. Tuna. Keçeli. Volkan. O kadar geniş bir kadro var ki Bursaspor'da. Genç Anıl. Ceyhun 18 yaşında. Anıl da Emre gibi. İşte Anıl topla buluşuyor. 5 dil biliyor Anıl. Genç futbolcu Bursaspor'un geleceğinde mutlaka önemli pay sahibi olacak. Hüseyin, solda Volkan'ın sevdiği toplardan biri. Volkan alır gider, bakalım ne olacak. Volkan güzel bir pas Şin'e. Şin ceza alanında yerde kaldı, oyun devam ediyor. Şin, iki kişinin baskısı var. Top şimdi Mustafa Keçeli'de. Mustafa Keçeli, savunmanın müdahalesi out. Hüseyin Cimşir 97 yılında Trabzonspor formasıyla ilk kez Türk futbolunda sahneye çıktı. 2000-2002 yıllarında Antalyaspor'da görev yaptı ve 2002'den bu yana Trabzonspor forması giyiyor. 232 maçta görev yaptı Hüseyin. İnanılmaz bir rakam. Son 5 yılda 30 maçın altına hiç düşmedi. 232 maçta 7 golü var. İstiklal abidesi Hüseyin. A milli takımda da defalarca kez forma giydi. Bursaspor'un son transferi Hüseyin. Emre Pehlivan, Hüseyin Cimşir ikilisi göbekte. Şin topu aldı. Dönerse çok iyi olacak. Gökhan güzel bir pas Volkan'a. Gol pozisyonu olabilir, olsaydı çok. Biraz top açıldı. Korner bayrağının yanına doğru. Volkan harika sıyrıldı. Köşe atışı. 1-0 önde Bursaspor. 48. dakikadayız. 1200 metre yükseklikte. Tal kasabasında Graz'a 7 kilometre uzaklıkta GK Graz takımıyla karşı karşıya geliyor Bursaspor. Bursaspor TV yayınıyla bütün Bursasporlulara ulaşıyor bu yayın. Son anda kaleci Ali Tan Doğan vuruş yapan futbolcu. Sonuç yok. 1-0 önde Bursaspor. Şin harika bir zamanlama. Gökhan'ın baskısı var. Gökhan kaleci. Ceyhun, evet. Bütün takım değişti. Mustafa Keçeli. Gökhan sırtını dayadı. Şimdi Keçeli, ofsayt yok. Geriye Volkan Şen, Hüseyin güzel bir pas. Emre bu çocuğun üzerinde çok duruyoruz. Gökhan ofsayt olmaması lazım. Gökhan vurdu ve dışarı yattı orada. Ofsayt. Emre hakikaten, bak gördün mü nasıl güzel bir pas attı. Yani anında bitirici vuruş yapıyor. Anında bitirici pas atıyor.
Gol pası atıyor. Yine öyle bir tane gönderdi. Ama offside'la kesildi pozisyon. Dediğin gibi bu çocuğun üstünde mutlaka durulması lazım. Bu çocukların üzerinde mutlaka durulması lazım. Çok genç yetenekler var. Hakikaten heyecan veren değişik bir kadro oldu Bursaspor. Bu önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çok değişik tablolarla karşılaşabiliriz olumlu anlamda. Gökhan Güneç'in vuruşu savunma. Bu arada biz de baya baya ıslanıyoruz anlattığımız yerde. Ama yaz ortasında yağmurun da tadını çıkartalım. Güzel bir ortamda, ormanlık bir alanda. Bursaspor önde. Bütün Bursaspor'u izliyor. Alplerin eteklerinde dediğin gibi Mehmet abi. Ali Tandoğan kullanacak köşe atışını. Bir futbol ziyafetiyle karşınızdayız. 1-0 önde Bursaspor. Ali Tandoğan ortası savunma. Vuksanoviç uzaklaştırdı. Veli bir kez daha. Ali Tandoğan. Tuna. Faul. Tuna'nın yaptığı hareketi faul olarak belirledi. Hemen arkada tezahüratlar geliyor Gras taraftarlarından. Tabii alkolün de etkisiyle biz de arkamızı verdik ama umarız ilerleyen dakikalarda problem yaşanmaz Mehmet abi. İki gün sonra Hertha Berlin, ardından Hapoel Tel Aviv, West Ham United 22 Temmuz'da çarşamba günü ve son maçta Denizlispor'la 24'ünde oynayacak Bursaspor. Bursaspor TV'den Bursaspor'u izleyeceksiniz. Out! Artık biz de bir yere kadar gerileyelim artık. Kameramanlarımız, canlı yayın ekibi sırılsıklam oldu şu anda. Ama olsun, futbolcularımız da sırılsıklam. Hüseyin oyunu yönlendiriyor, görüyorsunuz. Keçeli. Volkan Şen 3 numara giymiş. Bir kez daha kontrol ettim listeden. İşte Volkan. Pası Veli. Ali Tandoğan. Volkan bir daha dönse o bölgeye dönemedi. Şin. Volkan şut pozisyonu. Ara pası. Ali Tandoğan kalecide kaldı. Hakikaten çok yoğun bir yağmur var sahada. Uzun bir pas. Ali Tandoğan sarı kart görüyor. Yenal'dan sonra Anıl o bölgede hemen Almancasıyla bir şeyler söyledi, konuştu genç oyuncu. 1-0 önde Bursaspor. Bursaspor TV yayınında birlikteyiz. Serbest atış şimdi kullanılacak. Tiaber topun gerisindeki isim. Tuna çok tecrübeli kafayla karşıladı. Takımın en yaşlı ismi Dimitar Ivankov. 1975 yılında dünyaya geldi. Ömer Erdoğan 1977'li. Ali Tandoğan ve Krite ile birlikte. 78'li Mustafa Keçeli. Hüseyin 1979'lu. Takımın ağabeyleri diyoruz bu altılıya. Muhammed 92'li. 18 yaşındaki Anıl, Emre, Ceyhun genç oyuncular. Tabii Serdar Aziz, Eren, Sercan var. Bursaspor şu anda hem çok tecrübeli isimlere sahip hem de çok genç, geleceği olan isimlere sahip
İşte Anıl onlardan biri. Kademeye nasıl girdi gördünüz. Ali Tan Doğan Hüseyin'den dönen pası aldı. Emre, Emre enfes bir pas. Offside, Şin offside. Emre orta alanın ortasında. Sol ayağını özellikle harika kullanabilen. Fizik gücünü biraz daha arttırırsa sadece 10 numara değil, dünyada işine çok az rastlanan box to box denen oyunculardan olabilir, orta alan oyuncularından olabilir. Hem hücum yönü hem de savunma yönü gelişirse gelişimi açık bir genç Emre. Anıl kafayla harika karşıladı. Veli bıraktı Ali Tan Doğan. Şimdi tekrar Veli. Anıl. Anıl topu bastı, kontrol etti. Uzun bir pas Gökhan abine doğru. Veli. İşte Emre. Emre oyunun yönünü sol kanat olarak belirledi. Mustafa Keçeli. Mustafa Keçeli. Hüseyin hemen yanına kadar geldi. Top hala Keçeli'de. Eski takım arkadaşı Hüseyin'in. Gökhan tutamadı. Anıl bir kez daha Hüseyin. Şimdi sola harika bir pas. Volkan Şen. Volkan Şen ceza alanında. Volkan düzeltti, çekti. Vurabilecek mi? Volkan ayağından biraz açtı. Ayağından açtı Volkan. Savunma kademede. Veli. Kaptan Ali Tan Doğan. Veli sert bir hareket. Bir sıfır önde Bursaspor.